yalnızlık aradığımızı da bunu söyleyeyim. Şimdi resmiden bir İstanbul sayfası vardı. Bunlar istedikleri zaman hükümetten indirmek için bir türlü düğmeye basarlardı. Sanayi kuyruğu da olurdu, başka bir kuyruk da olurdu. Hükümetten bir şey vardı, vatandaşın gözünde gaz kuyruğu yaparlardı. Vatandaşı bir fabrikalarını bir ülkeli üretimi yapmasınlar. Üç güzel. Sonra ne oldu? Hükümet Anadolu sayfasını güçlendirdi. Anadolu sayfası güçlenince artık bunlar, bu işte Türkiye'yi Soros gibi bir günde şekillendirmek isteyen bazı insanlar Türkiye'yi şekillendiremeyeceklerini anladılar. Çünkü onlar kuyrukları koydular, işte bu mobil fabrikasına bir üretim yapmayı dedi ama kaşarı orada şahlandı. Ben varım, sen yapmasan da ben veririm bana dedi. Şimdi Türkiye'de siyaset böyle böyle bir şey oluştu. Bir Anadolu siyasetçileri vardı. Bir de böyle otel bölgelerinde, 500 lira otellerde, elinde viski bardaklarıyla siyaseti şekillendiren siyasetçiler var. Profesyonel siyasetçiler var. Dolayısıyla Anadolu'da yükselen siyasetçileri ve siyaset seslerini hazmedemiyorlar, işlerini sindiremiyorlar. Aynen o kuyruklarda yaptıkları gibi o siyasetçilerin de önünde önünü kapatırlar. İşte disipline verirler, atarlar, ekonomik anlamda yok etmeye çalışırlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Dolayısıyla bence Türkiye'deki siyasetin de düşünebilmesi için nasıl ki iş anlamında, fabrika anlamında, ekonomi anlamında Anadolu sermayesi yükselirse Anadolu siyasetçilerinin de önünü kesilmemesi için bir beraberlik içerisinde yükselmeleri lazım. Peki bunu nasıl yapacaklar? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle Taşra'ya yönelik bazı eylemleri var. Başarılı ya da başarısız bilemiyoruz. Başarılı olanlar da var. Evet. Kendi yandaşı olmadığı ileri sürülenleri partiden uzaklaştırıyor. Yani, isimler atılıyor. Bu yanlışın sesine girmeyelim. Yani biz şimdi arada zaten 3-5 kişiyi zor bir araya getirebiliyoruz. Ama siz o 5 kişinin isim de atmak istiyorsunuz. Ya ben işine gelmiş. Senin işine gelmesin, ülkenin işine gelsin. Bırak orada bir yükselme olsun. Bırak insan orada konuşsun, bağırsın, çağırsın. İnsanlar Türkiye'ye, ya bak burada eleştiri var, biz de bir dahil olmak istiyoruz diye diyorsun. Ama ne yazık ki son dönemlerde gördüğüm kadarıyla böyle lime lime doğranıyor, lime lime yok ediliyor, diyetinden geçiriliyor. Yani özellikle Deniz Baykal'ı sevenler Cumhuriyet Parti'den irad ediliyor. Ya ben bir şey anlıyorum, onu sevmeniz. Bütün araçların siz gazetecisiniz, Türkiye'deki yüksel gitmeni arayın telefonları. Ya şimdi bir başkanı değiştiriyorsunuz, bir ay sonra bir daha değiştiriyorsunuz, bir ay sonra bir daha değiştiriyorsunuz. Ya bir ayda bir insanın başkanı olup olmadığını anlayamazsınız. Ama bunun sebebi ne? Niye bu kadar değişiyor? Ondan sonra siz 12. maddeden ne yapıyorsunuz? Bir günde 2000-3000 kişi ne yapıyorsunuz? Ve bir de sonra da o ne yaptığınız kişilerden 10 tanesini yeni bir yönetim oluşturuyorsunuz, 10 tanesini bu yönetime koyuyorsunuz. Ve güne kadar CHP, MHP, bütün insanlar da onlara bakıyor. Onlar da o eski CHP'lere ne yapayım, git işine, senin burada işin olmaz. Siz de burada mali seslerden birisiniz. Ağrı'da da pek